İyi günler sayın seyirciler. TRT 2 ekranlarından merhaba. Bir başka medya programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta programımızda alternatif sporlar olarak nitelendirdiğimiz trekking, avcılık, atçılık, yatçılık, yelken gibi spor dallarını konu alan dergileri ve programları mercek altına alacağız. Alternatif sporları konu olan programları, dergileri hazırlamak ne gibi süreçler gerektiriyor? Yaşanan zorluklar neler? Bu tür sporların alternatif diye nitelendirdiğimiz, aslında bizim kültürümüze çok yakın olan bu sporların halk tarafından daha yaygın şekilde takip edilmesi adına medyaya düşen sorumluluk neler? İşte bu sorulara bu hafta yanıt bulmaya çalışacağız. Bu hafta ise medyada bir başka keyifli konuyu ele alacağız. Alternatif sporları konuşacağız. Özellikle girişte de belirttiğimiz gibi bu tür sporların, yani trekking, outdoor, avcılık, atçılık, su altı, yatçılık, yelken gibi spor dallarının, ki ülkemiz o anlamda çok şanslı bir ülke, bu tür spor dallarının yapılabildiği bir ülke, işte bu tür sporların daha yaygın şekilde toplum tarafından takip edilmesi anlamında medya neler yapabilir sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Birbirinden değerli konuklarım var. Ben hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Sayın Erol Kepenek bizlerle. Naviga Dergisi Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Yaban TV program yapımcısı, genç bir meslektaşımız. Aslında tabii bu konuda tecrübesi olan, gençliğine aldanmamak lazım, sevgili Okan Tozun bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve bir başka değerli isim, Yat Türkiye Yayın Yönetmeni Sayın Yılmaz Öztürk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi dediğim gibi alternatif olarak nitelendiriyoruz bu tür spor dallarını. Çünkü malumunuz Türkiye'de spor deyince ağırlıklı olarak futbol algılanıyor. Biz futbol konusunu da medyada değerlendirdik. Bu konuyu ele aldık. Ama futbolun dışında da sporlar var. Özellikle bizim kültürümüze yakın sporlar dediğimiz, üç tarafı deniz olan ülkemizde bir denizcilik, yatçılık, yelken sporunun alternatif olarak nitelendirilmesi ne kadar doğru? Dilerseniz böyle bir soruyla başlayalım. Buyurun. Kim cevaplamak ister? Erol Bey, sizden başlayalım isterseniz. Öncelikle ben TRT'nin bizi bu programa davet etmiş olması için teşekkür ediyorum. En azından bize burada derdimizi anlatma şansını verdiğini düşünüyorum. Yelken sporu için alternatif spor tabirini kullanmak bizim ülkemizde biraz geçerli olabilir ama dünya için bu pek böyle değil. Program öncesinde de konuşurken yelken sporunun Türkiye'de aslında bizim genlerimize de uygun olduğu, bizim denizci olduğumuz konuşuldu ama işin özüne bakarsak o da pek öyle değil. Hı hı. Biz dünyanın en uzak köşesindeki, en küçük körfezin en dibinde kalmış, hasbelkadar buraya yerleşmiş bir toplumun parçasıyız. Ama şansımıza üç tarafı denizlerle çevrili olduğunu söylediğimiz bir ülkede yaşıyoruz ve denizci olmayı becermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun bize Atatürk'ün vasiyeti olduğunu düşünüyorum. İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği bir laf vardır. Türk, hı hı. Denizcilik Türk'ün milli ülküsü olmalıdır diye. Evet. Ve bu vasiyeti de yerine getiremediğimizi düşünüyorum. Yelkencilik boyutuna gelince bizim okyanusumuz yok. Dolayısıyla yelkenciliğimiz işte Osmanlı döneminde Barbaroslarla, Hızır Reislerle, Akdeniz'de yaptığımız, onun dışında Hint Okyanusu'na ve Atlas Okyanusu'na çıkmışlığımız var. Ama yelken sporunun bizde 1900'lerden itibaren spor olarak algılanması, hı hı, ve de topluma kazandırılmaya çalışılmış olması var. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca bu hep böyle zenginlere özel, lüks, hı, pahalı bir spor olarak algılatılmış ve toplum maalesef bundan oldukça uzak kalmış. Bu 2000'lerden sonra dünya ile beraber Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir trend başladı ve de insanlar artık yelken sporuna özeniyorlar, yelken yapmaya çalışıyorlar. Aileler çocuklarına bu sporu yönlendirmeye çalışıyorlar ve bunu sevindirici olarak kabul ediyorum. Tabii bunda işte yeni yayınların, televizyon kanallarının buna ilgi göstermesinin, medyanın da ilgi göstermeye başlamasının büyük payı var. Tabii ki futbolla kıyaslanacak gibi değil. Hı hı. Ama bu trendin gittikçe yükseleceğini, hı, düşünüyorum. Bu noktada Yılmaz Bey'e hemen döneyim. Siz de katılıyor musunuz? Yani bir alternatif spor olarak değerlendirilmesi, iki son zamanlarda aslında daha popüler hale gelmesi, yelkenin, yatın, denizciliğin doğru mu? Ben biraz daha geniş bir perspektiften bakmayı tercih ediyorum. Yani işi yelkene sıkıştırdığınız zaman, hı hı, Erol Bey'in söylediklerine katılmamak mümkün değil. Doğru.
Ama denize çıkma açısından baktığınız zaman dünyadaki trendin Türkiye'de de geçerli olduğunu görmek mümkün. Yani dünyada şöyle bir şey var. Çok konuşulmasına rağmen yelkenli sahipleriyle motor yat sahipleri arasında %80'e %20 gibi bir oran var. Hı hı. Yani %80 motor yat kullanıcısı. %20. O neden? Neden motor yat? Çünkü daha kolay kullanımı olan, evet, çünkü yelken daha zor. Gerçek bir spor değil mi? Yani yelkeni kullanmak kolay değil. Evet, sofistike bir iş. Eğitimini almanız gerekiyor. Hı hı. Yani bir kere onu koymak lazım bir kenara. En azından kursuna gitmeniz gerekiyor. Bilen birinden öğrenmeniz gerekiyor. Motor yatsa biraz daha otomobil kullanmayla eşdeğer gibi, paralel gibi. Marşa basarsınız. Eğer hani çapa almayı vesaireyi biliyorsanız ona da gerek yok. Bir gemiciniz varsa bunları bilen çıkarsınız ve gidersiniz. Dolayısıyla o noktada yelken sporuna ilgiyle denize ilgiyi biraz birbirinden ayırıyorum ben. Peki motor yat ve yelken arasında da bir gizli rekabet var mutlak diyebilir miyiz? Özellikle son dönemde çevreye karşı duyarlılığın, çevreyi koruma bilincinin de biraz daha artmasıyla hani yelken yapmak motor yat kullanmaya göre daha revaçta olmaya başladı denilebilir mi? Çünkü motor yatların inanılmaz bir tabii benzin tüketimi var. Çevreye de bir o aranda zararı konuşuluyor, yapılan bir tartışma. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Doğru söylüyorsunuz. Fakat yine de bu bir temenniden öte gidemiyor bence. Hmm. Yani Türkiye'deki son satış rakamlarına baktığımızda motor yatın ağırlığı devam ediyor. Tabii bu zamlar devam ettiği müddetçe ne kadar devam edecek o tartışılır da. Motor yatın ağırlığı Türkiye'de giderek artıyor da üstelik. Çünkü malum küresel krizde krizin ardından fiyatlarda da bir düşme meydana gelmeye başladı. Evet. Yelken biraz daha meraklısına bir spor halinde. Meraklısına bir ilgi alanı halinde diyelim daha doğrusu. Evet. Ama 3 metrelik, 5 metrelik, arkasına 5-6 beygirlik bir motor taktığınızda çok kolay bir kayık sahibi olabilirsiniz. Evet. 3-5 milyar vererek rahatlıkla denize çıkabilirsiniz. Ben buna da çok karşı değilim doğrusu. Misyon olarak baktığımda, düşünce olarak, felsefi olarak baktığımda benim için öncelikle insanların denize çıkması geliyor. Tabii. Ondan sonra su zaten mecrasını bulur. Çünkü denize çıktığı zaman denizi tanıyor, denizi tanıdığı zaman denizi seviyor, sahipleniyor. Evet. Ondan sonra hani su akımı yapar, yelken mi yapar? Sonrası geliyor tabii ki. O bilinç o zaman oluşuyor. Yani kıyıları görüyor, işte bağlama yerleriyle ilgili problemleri konuşmaya başlıyor, vergilerle ilgili problemleri konuşmaya başlıyor. O bilinç öyle oluşuyor. Evet. Şimdi Okan'a da dönmek istiyorum. Çünkü sadece atçılık, işte trekking değil, aslında avcılık değil, değil mi? Sizin sualtı üzerine de ihtisasınız var. Hatta İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknoloji Bölümü mezunusunuz. Sizin bu alternatif sporlara yönelik toplum tarafından algılanma biçimine dair yorumunuz ne? Son dönemde şimdi Yaban TV'de program yapıyorsunuz. Yani Yaban TV'nin Türkiye'de yayınlanması bile aslında büyük bir şans. O yüzden medya mensubu olarak sizleri destekliyoruz. Doğayla ilgili değil mi? Yani alternatif sporlarla ilgili ne kadar çok yayın ve program yapılırsa toplumun bilinçlenmesi de o kadar hızlı olacaktır. Sizin algınız nedir toplumun ilgisi boyutunda? Esasen ben Erol Bey'in biraz önce söylediklerine katılıyorum. İşin ana fikri doğayı ve denizi sevdirebilmek, tanıtabilmek. Biz Yaban TV olarak bizim konseptimiz her kesimden doğadan, doğada olmaktan zevk alan insanlara yönelik programlar yapmak. Bunun içinde yelken var, offroad var, trekking var, kampçılık var, yamaç paraşütü var. Çünkü ciddi anlamda bu konudan zevk alan bir kitle var dışarıda. Biz Türkiye genelinde birçok yeri dolaşıp bu kitlelere destek vermeye çalışıyoruz. Ki genelde bu kitleler hep yurt dışından gelen turist grupları filandı değil mi? Böyle trekking yapmaya Türkiye'ye gelir ama bizim insanımız çok o konularda heveskar değildi ama son dönemlerde bu değişti zannedersem. Bilişim teknolojisinin hayatımıza çok hızlı girişi, internetin çok hızlı yayılışı bunu tetikledi. Hatta şöyle söyleyebilirim, biz son programımızı yani son program olarak bu hafta Bodrum'daydık, program çekiyoruz. Yapay resiflere ayırmıştık. Türkiye'de dalış turizminin daha iyi yerlere gelebilmesi için
BOSAT, Bodrum Sualtı Derneği'nin uzun süredir bir çalışmaları var. Ona hem destek olalım hem neler yapıldı görelim diye oraya gittik. Şeye geleceğim, yerli turistlerin olaya bakış ve talebi yabancı turistlerden daha fazlaymış. Bu ne çok güzel, sevindirici bir noktaydı. Benim çok hoşuma gitti sualtıcı olarak. Çünkü tamam, turizm Türkiye için çok önemli. Hepimiz istiyoruz ki turist gelsin ama son zamanlarda bu bilişimle ilgili ve internetten bazı insanların konuya, yelkene, doğaya, off-road'a bakış açıları çok değişti. Çok talep var. Biz programlarımızda mümkün olduğu kadar kendi objektifimizin arkasından bu insanlara buraları gösterdik. En çok hangi dala ilgi var? Bu hani outdoor sports dediğimiz, alternatif spor dediğimiz dallarda daha çok hangi spora yönelik bir ilginin yoğunluğunu görüyorsunuz? Şimdi onu şöyle kategorize etmek lazım. Malum hepimiz İstanbul'un keşmekeşinde, işimiz, çocuklarımızın okulu burada olduğu için uzun soluklu sporlardan kaçınıyoruz. Senelik izinlerimiz kısıtlı. Doğru. Bu yüzden şu an bizim saptadığımız en çok off-road sporu. Tabii off-road sporu esasında off-road kelime anlamıyla yol dışı demek. Evet. Birçok insan sadece 4x4 araçlarla işte dağda bayırda zannediyor. Esasında değil. Yani off-road kampçılık da bir off-road'un bir kısmı. Kuş gözlemciliği bile onu onun içine sokabilirsiniz. Yani çünkü yolun bittiği yerde bir ağacın arkasında, bir taşın üstünde, dağda işte kuşun resmini çekiyorsunuz. Dağcılık. Benim gözlemlediğim ve programlarımızda çok yer ayırdığımız off-road. Off-road'la ilgili de Gezenbilir diye bir oluşum var. Hakikaten ben ilk üyesiyim de. Gezenbilir ne kadar güzel bir isim evet, bulmuşlar. Evet, bu oluşum amatör ruhu kaybetmeden profesyonel hizmet verebilen sanki kurumsal bir yapıymış gibi gözüküyor ama inanın insanların hepsi amatör. İçlerinde mimar var, doktor var, teknisyen var, oto tamircisi var ki çok off-road'da güzel. Oto tamircileri kutsal insanlar gibidir. Hemşire var, her kesimden insan var ve çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Biz Yaban TV olarak elimizden geldiği kadar onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Destek veriyorsunuz. Evet. Çok güzel. Şimdi tabii aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani tatillerin kısa olması, insanların yeterince hobi geliştirmemiş olması. Mesela çocukluktan izcilik gibi, sualtı gibi sporların özendirilmeye başlanması gibi unsurlar herhalde çok önemli bu tür spor dallarının takip edilmesi açısından. Şimdi böyle bir ortamda yine de siz büyük bir cesaret gösterip işte Yaban TV'de program yapıyorsunuz. İşte Naviga gibi bir dergi çıkartıyorsunuz, Yat gibi bir dergi çıkartıyorsunuz. Bu ilk adım nasıl oluştu da böyle bir yayını mesela başlatma girişiminde bulundunuz? Neyi gözlemlediniz de böyle bir yayın başlatalım dediniz ve umduğunuz gibi oldu mu? Bizimki tamamen bir tesadüf. Şöyle, bizim Denizciler Sivil Toplum İnisiyatifi diye bir girişimimiz var. Bu bir sivil inisiyatif. Tüzel kişiliği yok. İnternet üzerinde Türkiye'de amatör denizciliğin sorunlarını tartışan insanların bir araya geldiği bir yazışma platformu. Bu platformda yazışan insanların tanışmasıyla ortaya çıkmış bir fikir. Türkiye'de bu eksik ve bunun ayağın tamamlanması lazım. Yani bir sivil inisiyatifle başladı diyebilir miyiz o zaman? Hayır, öyle diyemeyiz. Orada tanışan insanların ortak meziyetlerini ortaklaşa ortaya çıkardıkları bir iş olarak söyleyebiliriz. Bu bir fikir olarak çıktı. Yani Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Evet. Türkiye'de bu konuda bir yayın, işte 25-26 senedir çıkan Yelken Dünyası diye bir dergi evet. var. Belki de 28. senesi. Evet. Yelken Dünyası diye bir dergi var ama sadece yelken içerikli bir dergi. Rahmetli Mesut Baran'ın çıkardığı, bizim de senelerce içinde çalıştığımız, hizmet verdiğimiz, hala bütün sayılarını alıp okuduğumuz bir dergi. Ama yeterli değildi. Buna bir alternatif üretmek, aynı zamanda deniz sporlarının diğer ayaklarına da cevap verebilecek. İşte motor yatlar, offshore sürat teknileri, sualtı sporları, surf, evet. yeni çıkan işte son zamanların moda sporu, kite gibi bir takım sporları da içerecek. Aynı zamanda Tekne, Yelken ve Deniz Kültürü dergisi diye adlandırabileceğimiz bir yayına ihtiyacı olduğunu
düşündük. Bu işin içinde işte gazeteciler, daha önce reklam sektörüne hizmet vermiş insanlar bir araya geldiler ve böyle bir şey çıkartmaya karar verdiler. Ekim 2003 senesinde oldu bu iş ve Naviga çıktığında herkes şey dedi, işte bir dergi çıkmış dedi. Evet. Bugün 70. sayısını geçti. Türkiye'de gerçekten sektörün, yat sektörünün özellikle sahip çıktığı, işte kemik okurlarının olduğu, insanların başucu dergisi olan olarak algıladığı dergilerden bir tanesi. Bir de şey hissediyor musunuz? Yani potansiyel olarak daha da fazla okuyucuya aslında ulaşma şansı olan bir dergi olarak görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Çünkü bu bütün dünyada böyle. Yani dünyanın en çok satanı 50 bin satıyor zaten. Ya da Amerika'da Sale diye bir dergi var. Hani o 300 bin satıyor ama Amerika ile kıyasladığınızda Türkiye'deki oran belki biraz daha yukarıda. Ama şöyle bir laf var. Henry Pidgeon diye bir adam var. Dünyayı 3 kere dolaşmış. Yelkenle ve tek başına. Henry Pidgeon der ki bir gün yelken yapabilirsiniz. Sonra bir gün daha, sonra bir gün daha. Ve ondan sonra o sizin hayatınızın bir parçası olabilir. Yelkeni ben şöyle algılıyorum. Yelken sporu insanların aileleriyle, yakınlarıyla, çoluk çocuğuyla, anne babasıyla hayatı boyunca sürdürebileceği bir spor. Başka hiçbir yaşam biçimi aslında yelken. Tabii bir yaşam biçimi. Başka hiçbir sporu ailenizle birlikte yaşam boyu sürdüremezsiniz. Ne satranç oynayabilirsiniz, ne golf oynayabilirsiniz, ne dalabilirsiniz. Tamam mı? Onlarla beraber hareket edip tatile gidersiniz ama dalışı tek başınıza yaparsınız ya da badinizle yaparsınız. Yamaç paraşütünü badinizle yaparsınız. En fazla iki kişi yaparsınız ama yelkeni bütün bir aile, hatta daha kalabalık bir arkadaş grubu, hatta bütün sınıf, hatta bütün okul yapabilirsiniz. Ona göre bir tekne bulursunuz. Evet. Onun için yelken pek de öyle dışarıdan algılandığı gibi ya da dışarıya algılatıldığı gibi pahalı bir spor değil. Evet, bir statü sembolü olabilir, zengin spor olabilir ama parası olan herkesin yapabileceği bir şey. Bugün yani cebinde 1.000 lira, 2.000 lira parası olup da renkli, 5 özellikli cep telefonu alabilen bir insan... Küçücük bir bot alıp bir çarşafı takıp bununla yelken yapabilir ve insanlar bunu bilmiyorlar. Bunun anlatılması... Üstelik herhalde yelken yapmak için bir tekneye sahip olmanız da gerekmiyor. Kesinlikle değil mi? Gerekmiyor. Son zamanlarda kesinlikle yelken gerekmiyor. Eğitimi veren okuduğum kadarıyla kulüp sayısı da epey bir artmış. Yani 3-5 kulüpken şimdi 100'lere varan, 200'lere varan sayıda kulüp... Özel kurslar da var. Özel kurslar ve kulüpler varmış. Evet. Peki yine de siz mesela yat dergisi çıkartıyorsunuz. Yani evet. Böyle bir hani yat sahibi olmak, tekne sahibi olmak, işte böyle denize açılmak belli bir statü gerektirir, belli bir maddi imkan gerektirir, bize lüks gelir gibi bir algının olduğunu düşünüyor musunuz? Ve bu ne kadar doğru? Böyle bir algının olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Biz yat dergisini 2006'da çıkarmaya başladık. 2006 yılının Mart'ında çıkarmaya başladık ama ondan öncesinde benim 88'de başladı bu yat dergiciliği serüvenim. Dolayısıyla yaklaşık 20 yılını Türkiye'nin bu konuda net olarak izleyebildim. Böyle bir algı mutlaka var. Hı hı. Yanlış mı? Ona katılmıyorum. Bence doğru bir algılama. Yelken pahalı bir spor. Erol Bey'in söylediği gibi ya da sizin belirttiğiniz gibi 4-5 metrelik bir tekneye bir direk takıp işte ona da çarşaf bağlayıp yelken yapmak da mümkün. Bunu yapanlar da var. Ama neticede bugün bir baktığınızda işte bizim çocuklarımızın eğitimini sağlayan optimist dediğimiz optimist eğitimi veriliyor çocuklara kulüplerde. Onun da bir bedeli var. Oraya gitmek var, o çocukları denize çıkartmak var, denizden toplamak var, beslemek var, büyütmek var. Yani bir futbol gibi hemen topu alalım da mahalle arasında bir maç yapalım sporu değil bu. Bir kere onu koymak lazım ortaya. Dolayısıyla hani 70 milyonluk Türkiye'de insanların 50 milyonu futbolla ilgileniyorsa bunun ekonomik bir boyutu da var. Dünyada da öyle aslında. Dünyada da öyle. Hatta ama dünyayla kıyas ettiğimizde yani denize bu kadar coğrafi olarak avantajlı olan bir ülke olmamıza rağmen denize olan ilginin de son derece az olması da ayrı bir doğru. Case, ayrı bir aslında örnek. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? İlginç bir şekilde Uluslararası Yelken Federasyonu'nun son zamanlarda yaptığı araştırmalarda dünya çapında da yelkene ilginin giderek düştüğü saptanmış. Özellikle batılı kapitalist ülkelerde, batılı ülkelerde yani yelkenin göllerde bile yapıldığı ülkelerde evet. Gençlerin daha
ekstrem spora, daha uç sporlara yöneldikleri. Ama o belli bir yaş için geçerli. Sonra ne yapacaklar? Muhakkak. Daha kolay organize edilen, işte kısa şehir daha dışı giriş. Daha az sabır gerektiren, evet, değil mi? Evet. Şu anda onlar mesela ne yaparız da bu ilgiyi yeniden yoğunlaştırırız diye kara kara düşünüyor Batılılar. Enteresan. Bu bilgiyi ben Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Nazlı İmre'den aldım. Onun üzerine de konuştuk. Sonra da raporları da inceledim. Gerçekten böyle bir saptama var. Şimdi sorunuza şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunun bir kere bir hobi olduğunu kabul etmek lazım. Yani yakçılık bir hobidir. Yelkencilik bir hobidir. Yani seven yapar, sevmeyen yapmaz. Evet. Hani Erol Bey'in demin söylediği daha fazla satacağına inanıyor musunuz dediniz ya mesela dergilerin ya da programlarında. Evet. Hayır, bununla ilgilenenler izleyecek. Ha, ya Türkiye dergisi, Naviga gibi dergiler ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey şu. Buna ilgiyi arttırmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında buluyoruz bence. Yani ben bizim dergimiz adına bunu, evet, bulduğumuzu söyleyebilirim. Naviga'nın da bulduğunu izleyebiliyorum. Buna ilgiyi arttırabiliriz. Seven sayısını arttırabiliriz. Çünkü bizim ülkemizde denizciliğe bak önce bu tuzlu bir sudur diye başlamak gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Öyle mi? Öyle bir durum var. Evet. Ve buna girersen batmazsın, evet, diyerek başlamak gerekiyor. Biliyorsunuz klasik bir muhabbet konusudur. Deniz kıyısındaki bir lokantaya oturursunuz, oturmuştur Türkler ve arkalarını denize dönerek otururlar. Televizyon seyrederler gibi bir yakıştırma var. Yanlış mı? Çok sanmıyorum yanlış Yok, olduğunu. Yok değil, o bir şey ilave etmek istiyorum. Bizde hani deniz deyince insanların bir kısmı hani deniz kenarına oturalım, çekirdek çitleyelim diye algılıyorlar. Ama bir örnek vereceğim. Bugün dünyadaki en büyük spor organizasyonu, bir stadyumda ya da bir arenada yapılan bir spor organizasyonu, dünyada en büyük spor izleyen sayısı, canlı izleyen sayısı herhalde 120 bin, 150 bin filandır. Bu büyük stadyumların kabul ettiği kişi sayısını düşünerek söylüyorum. Volvo Ocean Race diye bir yarış var. 2 senedir sürüyordu işte. Evet. Bitti 10. ayağında. Galler'deki startı 350 bin kişi seyretti. Müthiş. Canlı deniz kenarına gelip. Ve tekneleri de eşlik ederek. Teknelere de eşlik ederek. Yani 2000'in üzerinde tekne start edecek teknelere eşlik etti. Ama denizci bunu, millet onlar. Ama biz de denizci milletiz diye konuşuyoruz. Işte. Dönüp de baktığınızda mesela Wendiglob tek başına yapılan dünya yarışı, dünya çevresinde dönülen yarış. Wendy köyünde, Fransa'nın Wendy köyünde 350-400 bin kişi geliyor starta. Aynı şekilde finişe geliyor bu insanlar. Evet. Yani o konuştuğumuz zaman işte biz denizci milletiz ama denizcilerin o kadar da denizci millet değiliz. Evet. Şimdi yarışlar dediniz, şu sıralarda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kupası var. Evet. Türkiye'nin en uzun rotalı yat yarışı yanılmıyorsam. Yani bu tür yarışlar da herhalde değil mi gündemde olduğu sürece ilgiyi arttıracaktır bu tür denize yönelik sporlara. Şunu söyleyebilirim, biz dergiyi çıkartmadan önce Naviga adına bir yarış koyduk. İstanbul Suadiye Yat Kulübü ile başladı. Şimdi İstanbul Yelken Kulübü ile sürüyor. Bu sene yarışın 7. senesi oldu. İstanbul'un da en çok katılımlı trofesi haline geldi. Cumartesi, pazar, geçen hafta yapıldı yarış. Sezon başından beri İstanbul'daki yat yarışlarının hiçbirinde rüzgar yoktu. İlk defa geçen hafta şansımıza 76 teknenin katıldığı bir yarış oldu. Ve geçen hafta bizim şansımıza çok güzel rüzgar oldu. 2 gün insanlar çok güzel, evet, yarıştılar. Evet. Güney yarışı öncesi de teknelerini ve ekiplerini denediler, yelkenlerini denediler falan diye. Hemen 5 gün sonrası güney yarışı start oldu. Cuma günü Boğaz'dan çok güzel bir start oldu. İnternette herkes fotoğraflarını paylaştı falan. Cuma gecesi Marmara'da rüzgar bitti. Dün gece saat 1'de teknelerin pozisyonlarını takip edebiliyorsunuz. İnternet üzerinden yarışı organize eden yarış kulübü, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün web sitesinden girdiğinizde teknelerin pozisyonlarını görebileceğiniz bir site linkliyor sizi. Orada hangi tekne nerededir, pozisyonu ne, hızı ne, adı çok ne, her şeyi görebiliyorsunuz. Evet. Teknolojinin de nimetleri değil mi? Dün, çok müthiş. Öğlen Tekirdağ Körfezi'nin önünde bir grup halinde olan tekneler dün gece saat 01'de baktığımda Gelibolu'yla Eceabat arasında dağınık vaziyette. Kimi 1 mil, kimi 3 mil hızla gidiyor. Ve orada şeyi görüyorsunuz. A teknesi işte hızı 9 mil. Ha diyorsunuz ki bu yarışı terk etmiş. Motoru basmış gidiyor çünkü insanların aküleri bitmiş, evet, suları bitmiş, yiyecekleri bitmiş, rüzgar yok. En uzun rotalı yarışı denmesinin nedeni ne? Nereden geliyor? Yarış İstanbul'dan başlıyor, Bozcaada'ya kadar sürüyor. 120 mildir toplam. Bozcaada'dan ikinci start Çeşme'ye, o da 120 mil. Bozcaada, Gökçeada, Bozcaada etabı vardı. Yarış Marmara'da uzadığı için onu bu ayakta iptal ettiler.
Sonra Çeşme'de Doğu Yelken Haftası, Doğu Ege Yelken Haftası başlıyor. Çeşme-Bodrum arasında. Evet. Sonra Koyiçi yarışları oluyor falan. Uzun bir yarış ve büyük bir prodüksiyondur. Deniz Kuvvetleri Kupası adına yapılır ve her sene yapılır. Türkiye'nin de aynı zamanda en eski yarışıdır galiba, evet, şu anda, evet, süren bile. Evet. Bunların olması tabii çok sevindirici. Şimdi Yaban TV'ye de bakacak olursak, o da hakikaten müthiş bir cesaretin ürünü. Yine rahmetli Ufuk Güldemir'in o hani hep tartıştığımız, konuştuğumuz, imrendiğimiz cesarete sonrasında oluşturulmuş, evet, bir televizyon kanalı. Peki sizin yayınlarınız nasıl, yani izleyici açısından? Çünkü bir de bu işin hakikaten profesyonel olarak gitmesi lazım. Evet, biz gerçekten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. İnanılmayacak kadar bir izleyici kitlemiz var. Araştırmalar sonucu Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı statüsündeyiz. Tabii bu Anadolu'nun en ücra köyüne kadar ulaşabilmemiz nedeniyle. Yelken konusunda da son 3 yıldır, yani Yaban TV zaten 3 yıllık bir oluşum. 3 evet. yıldır yelken yarışlarını maksimum seviyede yayınlamaya çalışan, onun için çok çaba sarf eden bir... Birçok spor dalı var değil mi Yaban TV'de? Tabii tabii. Esas ana formatımız avcılıktı. Fakat evet. şimdi onu biraz yumuşattık. Evet, rahmetli Ufuk Gündemir'in avcılığa olan merakından evet, dolayı önce evet, öyle evet, başladı evet, ama. Evet, onu biraz yumuşattık. Esasında avcıların hepsi, yani avcıların birçoğu yaban hayatında kampçılık yapar. İzcilik yapar. O coğrafyada hareket etmek için off-road dediğimiz bir 4x4 bir araç kullanır. Efendime söyleyeyim. Yürür. Yolun bittiği yerde katır ya da eşeğin üstüne binip başka bir yere, yani binicilik de işin içine giriyor. Şeyi topladığınız zaman genel anlamda outdoor sporların hepsi o bünyenin içinde, o oluşumun içinde oluyor. Şu an sualtıcılığı biraz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yamaç paraşütü gene aynı keza o şekilde. Benim programım İzci diye bir program yapıyorum ben. Esasında bu biraz eşimin, dostumun şeyiyle oldu. Daha önce ben TRT'de Orhan Tuncel Bey evet. zamanında sualtı belgeselleri çekiyorduk. Şimdi iş icabı da ben sanayi dalgıçıyım profesyonel anlamda. Bir kurtarma şirketimiz evet. var. Sualtı belgeseli deyince burada tabii rahmetli Haluk Ceceni de anmadan geçmemek lazım. Sualtı belgeseli anlamında gerçekten çok önemli prodüksiyonlara imza Türkiye'nin atmış. Türkiye'nin kustosu. Türkiye'nin evet, kustosu Haluk Ceceni. Sualtıcılığın dünyada kaptan Gusto ise Türkiye'de evet. de hakikaten Haluk Ceceni'nin çok emeği evet. vardır. Çok kısıtlı imkanlarla. Büyük bir tutkuyla, büyük bir tutkuyla birçoğumuza sevdirmiştir bu sualtı sporunu. Son zamanlarda sualtı sporuna karşı çok büyük bir ilgi var. Ben de programımda yani mesleki olarak sualtıcılıkla çok yakından ilgilendiğim için sualtıcılığı, macera sporlarını... Tabii burada güvenliği falan da anlatıyorsunuzdur diye tabii, düşünüyorum eğitici, değil mi? Tabii tabii eğitici şeyler önemli. De var. Ben meslek olarak çok yurt dışında çok yerlere gittik. Hı hı. Yani Arap Yarımadası'nda neredeyse gitmediğim yer kalmadı. İngiltere'de eğitimlere gittim. Peki sualtı sporları açısından zengin mi Türkiye'deki denizler? Şimdi ona şöyle bakmak lazım. Çünkü. Ona şöyle bakmak lazım. Türkiye'nin neredeyse yani dört tarafı denizlerle, gölleri de alıp Ağrı falan o tarafı kapatırsanız dört tarafı kilometre kare olarak şeydir. Çok denize, çok kıyısı olan bir ülkeyiz. Fakat bilinçsiz avcılık, yıllarca denize, deniz deşarjlarının denize akıtılması... Biz o şeyi görmediğimiz için, denize attığımız çöpü evet. görmediğimiz için şeyi düşünmüyoruz. Yani çöp haline mi gelmiş sualtı? Şöyle desek daha iyi olur. Fakat işte... Değişim var mı peki bunda? Şimdi başladı biraz. Yani deniz deşarjlarının rehabilite edilmiş olması, kısıtlanması. Biliyorsunuz Bodrum'da daha düne kadar şeydi yani... Bodrum bile deniz deşarjını kontrol edemiyordu ki keza birçok güney ilimiz. Şimdi biraz daha şey oldu, toparlandı.
Burada belediyelere de çok büyük bir sorun tabii, düşüşüyor. Tabii, arıtma tesislerinin olup olmadığını kontrol etmeleri açısından. Bu konuda ben yeterince hızlı hareket edemediğimizi düşünüyorum. Evet. Yani bilinci bir yana bıraktım. Artık bu konuda tartışmıyor olmamız lazım. Evet. Tartışma konusu bile değil. Sıfır yani. Tolerans olması evet, lazım. Aynen öyle. Ama zaten o işte başa dönüş oraya geliyor. Yani denizci miyiz? Değil miyiz? O denizci çünkü bir kültürdür. Yani denizde çöpümüzü atabileceğimiz bir şey olarak mı görüyoruz? Yoksa korumamız, sahip çıkmamız gereken? Ben eğitim için Hollanda'ya olarak gitmiştim. Çok ilginç. Biliyorsunuz Hollanda kanallardan oluşan, evet, neredeyse kapalı devre bir sistem. Akıntı yok, sirkülasyon çok az falan. Yanımda yine bir dalgıçı arkadaşım vardı. Hayrete düştük. Bir tane çöp yok. Çok insan popülasyonu çok fazla. Yani bir kişi mi sigara paketini atmaz, dondurma kutusunu atmaz. Ayrıca şeyleri gördük. Mesela hani onlar denizci millet. Neden denizci millet? Kanalların içinde denizde yaşayacakları evler var. Evleri var değil mi? Evet. İsmini vermeyeceğim ama geçenlerde sansasyon oldu. Biri Göcek'te böyle bir evde yaşıyor diye. Yani o şey kısmını bilmiyorum ama yani yasal statüsünü bilmiyorum ama bizim bunları daha fazla özendirmemiz lazım. Evet. Erol Bey siz bir şey söyleyecektiniz. Biz Yaban TV'de aynı zamanda Naviga Yaban TV ortaklığıyla Naviga programları yapıyoruz. Bir tanesi Forum Naviga, bir tanesi de Naviga Naviga diye bir program var. Yaban TV üzerinden yayınlanıyor ve Yaban TV'nin her akşam saat 22 ile 24 arasını denizcilik programlarına ayırmış olması da çok güzel bir şey ve Türkiye'de çok az rastlanan bir şey. Onu söylemek istedim. Şimdi denizcilik dediniz, şunu da sormadan edemeyeceğim. Yelkenler, motor, yatlar falan diyoruz ama bunların çoğu Türk bayrağı taşımıyor. Türkler kullanıyor. Türk denizlerinde seyir yapıyorlar ama Türk bayrağı taşımıyorlar. Neden? Çok pahalı. neden? Çok nedeni var. Ama her şeyden önce vergiler yüzünden. Şimdi bu peki bunu herkes görüyor. Herkes yani, görüyor ama yani yasa dışı bir şey olmadığı için kimsenin yapabileceği. Peki ama bu aynı zamanda verginin yurt dışına da gitmesi anlamında değil mi? Aynen öyle. Vallahi tam olarak değil. Bilmiyorum, tartışma konusu. Çünkü yani özellikle Amatör Denizcilik Federasyonu burada söz sahibi olan, daha doğrusu amatör denizciler adına söylenecek şeyler var. Denizciler Sivil Toplum İnisiyatifi de bu konuda çok girişimde bulundu. Geçen sene milletvekilleri Hüsnü Çöllü ve Mehmet Domaç bir kanun teklifi verdiler. 36 arkadaş birleştiler milletvekilleri. Bu yabancı bayrağı kaçışa öngördükleri motorlu taşıtlar vergisi, KDV ve ÖTV'nin indirilmesi konusunda bir kanun teklifi verdiler. Evet. Temmuz ayının yani Haziran ayının 30'undan itibaren de bu kanun meclisten geçti, yasalaştı ve şu anda uygulamada. İşte motorlu taşıtlar vergisi kalktı. Yani vergiden kaçışın ana kaynağı olarak öngördükleri motorlu taşıtlar vergisi kalktı. Ama onun yerine harç getirildi. Şimdi dışarıdan bakınca böyle bu müjde falan gibi verildi ama bana göre çok yüz kızartıcı bir şey oldu. Amatör denizciliği ruhsata bağladılar. Hmm. Yani siz meyhane açıyormuş gibi, sanki gayri sıhhi iş yeri açıyormuş gibi teknenize gidip bir ruhsatname almak zorundasınız ve bu ruhsatnameyi her sene götürüp vize ettirmek zorundasınız. Yani siz ruhsatınız olmazsa denize çıkamazsınız. Bu amatör denizcilik adına tırnak içinde utanılacak bir şeydir. En büyük acı tarafı da olur. Onun dışında yabancı bayraktan Türk bayrağına geçişin hızlandırılacağı düşünüldü bunun için. Ama Amatör Denizcilik Federasyonu'nun istatistiki rakamlar var ellerinde. Çünkü Türkiye'deki özel tekneleri onlar kayıt altına alıp müsteşarlığa aktardılar. İşte Türkiye'de şu anda ezbere bilmiyorum ama 24 bin civarında özel tekne gidip kayıt yaptırdı. Evet. Bunların 12 bin tanesi 5,5 metre, 6 metrenin altında ve yeni çıkan kararnameyle bu 6 metrenin altındaki tekneleri harçtan muaf tuttular. Yani şöyle düşünün, pasaport harcı siz, ben ya da Yılmaz Bey yurt dışına çıkarken gidip pasaport harcımızı 15 lira yatırıp ya da işte yurt dışı çıkış harcımızı 15 lira yatırıp yurt dışına çıkabiliriz. Harçlar Kanunu'nda bir hizmetin karşılığında siz harç yatırırsınız. Evet. Ama tekne harçlarına baktığınızda tekne harçlarını boya göre düzenlediler. Yani siz, ben ve Yılmaz Bey yurt dışına çıkarken pasaport harcını ya da Mehmet Okur'la ben pasaport harcı ödemeye gittiğimizde Mehmet Okur'dan 300 lira pasaport harcı almaları lazım. Benim de muaf olmam lazım eğer teknelerdeki mantığa bakarsak. Tabii bu olabilecek bir şey değil. Ben bunun bir kere amatör denizciler tarafından yürütmeyi durdurmaya gideceğini düşünüyorum. Onun dışında KDV
ve ÖTV oranlarını indiremedikleri için yabancı bayraklı hiçbir tekne sahibinin de Türk bayrağına geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü... Peki bu sonuçsuz kaldı nihayetinde. Yani bu böyle devam etmeli mi? Bence kaos oldu. Yani eskisinden daha kötü oldu şimdi. Devam etmeli mi? Yoksa tam tersi. Yani madem denizcilik diyoruz, denizci olalım diyoruz. Diyor aslında mu? Köklerimizde denizcilik var diyoruz. Yani bunu daha teşvik edici bir formülle düzenleyemez miyiz? Bu konuda hazırlanmış... Örneğin Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından hazırlanmış şöyle olmalı diye ortaya konmuş. Bir doküman var. Bir doküman var. Bu konuda Erol Bey, ben ya da işte herkes. Bizim can... Yani, herkes, ürettiğiniz formüller var yani çözüme. Herkesin söyleyebileceği bir şeyler var. Burada asıl mesele sanırım karar verici mekanizmaların, yasa koyucuların... yeterince dinlememeleriyle ilgili bir problem olduğunu sanıyorum. Yani de, hala yat tekne sahibi lükstür. Hani lüks tüketime canım, girer gibi mi düşünüyor? Tam onu söyleyecektim ben de. Siz benden çok yaşayacaksınız. Neticede kamuoyu ne der? Ya zaten memleket, ekonomik krizi, işsizlik vesaire. Siz yatçıların vergisini mi kaldırmaya çalışıyorsunuz gibi bir durum var. Yani bu algılamadan çekindiklerini düşünüyorum. Oysa aklın yolu bir. Dünyanın en denizcili memleketleri ne yapıyorlar bu konuda, ona bakmak yeterli. Buna bakıldı zaten. Evet. Amatör Denizcilik Federasyonu'nun bütün Avrupa'yı kapsayan özellikle İngiltere kaynaklı araştırmaları ortada. Sırf onlarla oturup konuşmak bile mantıklı ve sonuç sağlayacak adımların atılmasını sağlayabilir. Aslında aklın yolu bir, herhalde sonuçta bu değişecektir. Yani bu kadar yabancı bayraklı Türk teknesinin, Türk yatının olması Türk denizlerinde gerçekten biraz absürt. Yani onunla tuhaf beraber bu sefer bir de barınma sorunu var. Yani şu an o da var. Doğru. Yani marinalar yeterince ama yok. Marina yok, doğru. Olan marinalar son derece yüksek fiyatlar talep ediyorlar. Bir marinanın hayata geçirilme aşaması şu an Türkiye'deki hızla 10-15 sene. ÇED raporu ıvır zıvır falan 15 sene. En az 10 sene. Evet. Çok ciddi bir süre. 113 imza gerekiyor. 113 makamdan abi, imza gerekiyor. Bu hızı tahmin edin artık. İtalya'dan bir örnek vermek isterim ben. İtalya'da yuvarlak masa diye bir sistem var. Lega Navale diye bir kurum var İtalya'da. Bizdeki Amatör Denizcilik Federasyonu'nun karşılığı diye telaffuz etmek isterim. Çünkü devletin hiç karışmadığı amatör deniz yönetimini yöneten bir sivil kadro var orada. Lega Navale'nin baskısıyla İtalyan hükümeti en sonunda bir karar veriyor. 130 küsür marina var İtalya'da. Bizde yuvarlak kaç tane var? Bizde 20 küsür yat limanı ve marina karışık. Çok küçük az tabii. Evet. Ama buna karşılık da sadece Karadeniz'de 90 tane balıkçı barınağı var, biliyor musunuz? Yarısı boş. Yarısında kumdan ağzı tıkanmış. Niye? Tabii, çünkü tamamen politik yatırım yani. Ağzı rüzgara dönük balıkçı barınağı yapılmış. Gidin Karadeniz'i dolaşın. Gözlerinize inanamazsınız. Ve Karadeniz'de bir tane marina yok. Bir tane Karadeniz'de marina. Yok marina. Bir tane marina. Dolayısıyla yatçılık da yok yani. Yuvarlak masa örneğini söylemek istiyorum. Yuvarlak masada şöyle bir şey var. Siz yatırımcısınız. Bir marina yapacaksınız. Projenizi yapıyorsunuz. Götürüp masaya koyuyorsunuz. Yuvarlak masadan randevu istiyorsunuz. O size bir randevu veriyor. O konuyla ilgili bütün birimler, 13 kişiden oluşan, bütün birimler, bakanlıkların temsilcileri o masanın başına geliyor o gün. Siz gidip prezentasyonunuzu yapıyorsunuz. Ve herkes birer dosya alıyor. Size 90 gün sonra randevu veriyorlar. 90 gün sonra oraya gittiğinizde itirazı olan itirazını yapıyor. Onay veren onayını veriyor. Yani ortak karar. Ortak karar. O gün. Orada hiç oyalanmadan siz projenizin akıbetini öğreniyorsunuz. Evet. Ve işinizi toplam 90 günde çözüyorsunuz. Ya yani o marinayı oraya yapıp yapamayacağınız 90 gün sonra belli oluyor. Bu işte orada da tabii denizcilikle ilgili, işte çevreyle ilgili, ulaştırmayla ilgili bakanlıklar var. Onların da alt birimleri var. Bizde bu süreç 7 yıl. Evet. Ve siz bu süre içinde yatırımcı olarak... Yani düşünün, Dalaman'da marina yapacaksanız Dalaman'daki peki, tavukları saymak zorundasınız. Peki bunlar eski müfredattan kaynaklanan problemler mi? Yani bunları değiştirmek neden zor? Evet, biraz oradan kaynaklanan, bir de yetki bir belirsizliğinden da, kaynaklanan şey var. Kimin ne yetkisi olduğu belli değil. Birden çok resmi kurumun işin içine dahil olmasından. Hala Türkiye'nin bir denizcilik bakanlığı yok. Evet.
Yani doğru. Bahsediyoruz. Çok uzun kilometre şeridimiz var, evet. Denizlerimiz Denizci, var. Akdeniz'in en güzel ama ülkesi sayılabilir. O da olmalı mı tartışılır ama. Bence olmalı. Yani siz şimdi burada sadece yelken ve şeyi ele alıyorsunuz. Belki de geçiş sürecinde olabilir. Yok, yani şimdi bu müsteşarlık zaten doğrudan doğruya başbakana bağlı ve denizcilik evet. konusunda tek yetkili. Yani ayrıca bir bakanlık çok evet. başka bir tartışma konusu. Evet. Ama yani o kadar güçlü bir arkası bulunan müsteşarlık bile işte yapamıyor hala yani. Balıkçı barınaklarını Tarım Bakanlığı'nın alamıyor gibi. Milli emlakla sorun var. Yani marina milli fiyatlarını söylediniz. Marina fiyatlarında marina fiyatları bu kadar yüksek değildi. Evet. Devlet ecrimisil diye bir şey koydu. Daha doğrusu maliye milli emlak geldi. Dedi ki ya sen denizi kullanıyorsun. Buraya ecrimisil çıkartacağım. 15 senelik geçmişe dönük kira çıkarttı. Marina şimdi böyle baktı. Ben bu parayı nereden alacağım? Yatçılardan tekne sahipleri. Yatçı da bu zaten. Evet. Denizi sevenlerden. Yani bakar mısınız sonuçta yatçının yatçıya bakışı da bu statü evet. meselesine dayanıyor. Yani hani sadece halkın yatçıya bakışını konuştuk evet. ya başta. Ondan evet. ziyade bu işi yapan insan da evet. Ya senin paran var mıdır? Sen gel bize bu zararımızı ortak ol. Bir örnek evet. vermek evet. istiyorum. İzin verin Sayın Yılmaz. Şöyle çok kısa söyleyeceğim. Geçenlerde ekonomik krizden dolayı bazı sektörlerde indirime gidildi. Tekstil sektörü, otel konaklama sektörü evet. indirime gidildi. Bodrum'da guletle turist gezdiren esnaf yalvardı gelir idaresine. Ne olur bizim KDV'mizde indirin diye. Denizciler ödesin diye kesip attılar. Evet. Yani evet. çünkü niye? O başka bir şey. Başka o bir algıların şey. Da işte ama yani bizim bu medyada bu konuları ele almamızın nedeni de aslında bunları tartışmak ve sizin gibi yayın ve programcıların da bu konuya ya da benzer problemlere yer açtığına inanan inancımız. Çünkü sizin hakikaten çıkarttığınız dergiler, yaptığınız programlar o kadar önemli ki hem bu tür sporların özendirilmesi evet. hem de bu spor dallarının daha da yaygınlaşması anlamında önünde engeller varsa bunların gündeme getirilerek tartışılmasına vesile olması. Biz garip yaratıklar değiliz anlatmaya çalışıyoruz değil mi? Bizim yaptığımız şey oldu. Diyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür Sayın ederiz. Yılmaz Öztürk, sevgili Okan Tozun ve Sayın Erol Kefenek. Gerçekten hem yaptığınız yayınlar için hem de programımıza katılıp böylesine önemli bir konuyu kapsamlı bir şekilde bizimle tartıştığınız ve fikirlerinizi paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.